seyirciler. Bir Spor Fit programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Bugün KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu hakkında konuşacağız. Ve KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu AS Başkanı Sayın Ali Dahlemeroğlu bizlerle birlikte. Efendim merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim Aziz Hanım, sağ olasınız. Bizleri misafir ettiniz. Çok teşekkür ederiz. Özellikle sporumuza gösterdiğiniz ilgiye, federasyonumuza gösterdiğiniz ilgiye çok çok teşekkür ederiz. Size, evet. Sizin ve izninizle tüm ekibinizle. Çok sağ olun. Bizler teşekkür ederiz. Tabii ki şu anda Pampis Spor Salonu'ndayız. Gayet çok güzel burası. Ve sizinle vücut geliştirme hakkında konuşacağız. Doğru bilinen yanlışları, yanlış bilinen doğruları tabii ki siz bizlere açıklayacaksınız. Öncelikle ben bu federasyonun biraz özgeçmiş hakkında konuşmak istiyorum. Biraz bize bahseder misiniz? Ne zamandan beri var olan? Şimdi federasyonumuz öncelikle vücut geliştirme fitness olarak geçmişte herkes için spor federasyonu çatısı altında bir branş olarak faaliyetlerine başlamıştı. 2005 yılında Halter ile birlikte Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu oluştu. Bizler, yani bizim yönetimimiz 2009 yılında bu yönetimi devraldık. 2009 yılından önce de ben federasyonun içerisinde hakem ve baş hakem olarak görev yapmaktaydım. Daha sonra devraldıktan sonra yönetici olarak hizmet vermeye başladık. Bu bağlamda işin içinde olmanın verdiği bir avantaj da nelerin eksik olduğunu bilmemizden dolayı öncelikle tüm spor salonlarının eksiği olan eğitimli antrenörlerin hizmete girmesi açısından eğitimler düzenlemeye başladık. Birinci kademe fitness, vücut geliştirme fitness antrenörlüğü kurslarını açtık. İkinci etapta da hakem eksiklerimiz vardı. Hakemlerimizle ilgili olarak Türkiye'den gelen ekiple birlikte, ki vücut geliştirme fitness'le uygulama kısmında Türkiye'den gelen, teori kısmında da burada Yakında Üniversitemizin BESYO kısmındaki akademisyenlerimizin verdiği eğitimlerle bu kursları açtık. Hakemlerimiz yetiştikten sonra önceliğimiz her zaman için sporcumuz olduğundan dolayı sporcularımızın dünyadaki rakipleri demeyeyim, spor camiasıyla nasıl kucaklaşabileceği yönünde çalışmalara başladık. İlk etapta Türkiye üzerinden yurt dışına açıldık. Sağ olsunlar, Türkiye Federasyonu'nun çok çok güzel ilişkilerimiz oldu ve bu da devam etmektedir. Türkiye Federasyonu'yla yaptığımız protokoller neticesinde sporcularımız orada yarışabilmekte, seçmeler sonucunda 3. ülkelerdeki şampiyonlara gidebilmekteydi. Bunun ötesinde bununla da yetinmedik. Dünyaya daha iyi açılabilmek, ülkemizi temsil etmek, bu onuru yaşayabilmek adına KKTC adına başvurduğumuz federasyonlardan belli bir süreç sonunda cevaplar almaya başladık ve bu bağlamda da orada da dünyada iki tane federasyonda NAC, NAC diye adlandırdığımız Almanya merkezli birçok ülkenin üye olduğu 50'yi aşkın ülkenin, aynı zamanda WBFF Kanada merkezli federasyonlarda KKTC adına yarışmalara başladık. Peki sorun yaşamıyor muydunuz? Sıkıntı yaşamıyor muydunuz? Şimdi bu kadar basit değil yani. Anlattığım evet. gibi basit değil. Güzel gidiyor çünkü. Evet, aynen öyle. Bu süreçler şu şekilde oluyor. Uluslararası alanda ikili ilişkiler çok önemli. Gittiğimiz zaman oraya devamlılık çok önemli. Ve şu anda da zaten onun zorluğunu yaşıyoruz. Mesela sürekli olarak gitmek zorundayım. Çünkü kişilerle olan ikili diyaloglarımızdan, arkadaşlıklarımızdan dolayı oraya gittiğimiz zaman her şey bambaşka oluyor. Bu süreçte insanları tanıdık, onlara kendimizi tanıttık. Öncelikle işte giderken buradan Turizm Tanıtma Dairesi'nden ve dışişlerimizden tanıtım broşürleri, CD'ler, işte çantalar, bu tarz şeyler alıp götürdük. Ülkemizi tanımaları için bunları kendilerine verdiğimiz zaman en azından internet üzerinden de kendilerinin bir şeyler öğrenmeye çalıştıklarını gözlemledik. Şöyle bir örnek vereyim. Örneğin mesela Almanya'da vermiş olduğum bir çantayı 6 ay sonra Lüksemburg'da omuzlarında yarışmada görebiliyordum. Bunlar çok mutluluk verici şeyler. Bu bağlamda 2009 yılında ilk Kanada ile temasımız oldu. Türkiye adına yarışmaya gittik. 2010'da, 2009'da gittiğimiz zaman sadece yarışmaya gitmedik. Oradaki girişimlerimizi de başlattık. İnsanlarla kendimizi tanıttık. Sürekli olarak diyalogları geliştirdik. Neydi eksikler peki 2009 yılında gözlemlediğiniz ilk böyle büyük eksikler nelerdi? Şimdi bizim çocuklarımızın, onu söyleyeyim, sporcularımızın dünyadaki diğer sporculardan hiçbir eksiği yoktu. Bunu söyleyeyim. Yeter ki şans verelim. Tek eksiğimiz maalesef üzülerek sizin de gözlemlediğiniz eminim, dünyada tanınmamışlığımız. Tanınmamışlığımız derken bizi biliyorlar ama maalesef resmi olarak bilmiyorlar.
Bilmeyenleri de biz kendimizi tanıtmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda oraya gittiğimizde en büyük zorluk bizi tanımamaları, Türkiye adına yarışmaya girmemiz. Ondan da gurur duyuyorduk ama kendi ülkemiz adına gitmemiz bizim için çok büyük bir onurdu. 2009'da gittik, girişimler sonrası 2010'da davetiyeler TRNC olarak geldi. Böyle olunca Kakadeci adına gelen davetiyelere icabet ettik 2010'da. Ve bunu da Yakup Çavuşgil gitmişti. Bilmiyorum Yakup'u tanıyorsanız. Evet, evet. Yakup Çavuşgil arkadaşım taçlandırdı orada. Dünya şampiyonluğunu ülkemize getirdi vücut geliştirme branşında. Eksi 75 kiloda. Şöyle bir şey anlatıyorum ve yaşıyorum. Yani Yakup sahneye çıktığında müzikli gösterisini keşke görebilseniz dumanlar arasında ve pelerinle çıktı Yakup. Müthiş bir müzikle çıktı oraya ve bunları herkes seçimle kim yapıyor peki bu müzik seçimini? Birlikte çalışıyoruz. Sporcularımız kendileri seçiyor, antrenörlerimiz onaylıyor, bizler gözlemliyoruz. Yani güzel bir ekip çalışması oluyor. Oraya çıktığı zaman seyirciler ayakta alkışladılar. Yani bu müthiş, yani belliydi. Yani sonuç seyircilerin verdiği tepkiyle şampiyon olacağı belliydi. Ve bunu da şampiyonluğu alarak ülkemize getirerek taşlandırdı. Devamında 2010 yılında biz NAC'ye girişimlere başladık. Almanya merkezli. İlk gittik Türkiye adına yarıştık. Daha sonra NAC'de Kakadeci adına yarışmalara başladık. Bu süreç sürekli olarak yazışmalar, sürekli olarak tanıtımlar, ülkemizin pozisyonu, Güney Kıbrıs'ın pozisyonu. Çünkü ilk verilen cevap Kıbrıs Cumhuriyeti vardır, nasıl olur Güney Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs olarak. Biz bunları anlattık. 2010-2013 arasında müthiş bir çalışmaya girdik. İnanamazsınız. Yani sunumlara gittim, sürekli olarak tanıtım broşürleri götürdük. Ve akabinde 2012 yılında Dünya Şampiyonası onaylandı ülkemizde. 2013'te Dünya Şampiyonası'nı burada organize ettik. O da müthiş bir şeydi. 19 ülke geldi. Ve 19 ülke buraya gelirken demin söylediğiniz engeller vardı ya, Yunanistan Başkanı bize 15 kişinin katılacağını belirtmesine rağmen ülkemizdeki yarışmaya son 2 ay kala bütün ülkelere bir mail attı. İşgal altındaki bir bölgeye gitmeyin, can güvenliğiniz yoktur diye bir maildi bu. Çalışmalarımızın neticesi çok müthişti. Uluslararası Başkanın verdiği cevap bana göndermemesine rağmen Yunanistan Başkanı mailini, o maile ekli olarak kendisinin ona gönderdiği cevap ibretlik bir cevaptı. Kendisine bizlerin sporcu olduğunu, sporculukta milliyet, din, ırk ayrımı olamayacağını ve kendilerinin tüzüğünde böyle bir madde bulunduğunu dolayısıyla kendilerinin katılmasını da tavsiye eden nitelikte bir mail gönderdi kendilerine. Çok güzel bir şampiyona yaşadık. Müthiş geçti burada. Çok memnun ayrıldılar. Biz de elimizden gelen misafirperverliği gösterdik. Akabinde Yunanistan aday oldu. Yunanistan'da dünya şampiyonası olabilmesi için. Tabii ki kendinizi birey olarak hissetmek ya da bir ülke olarak hissetmek çok müthiş bir duygu Muazzez Hanım. Düşünün ki orada kongre oluyor şampiyonalar öncesine. Bütün ülkelerin temsilcileri orada. Ben de oradayım. Yunanistan aday olduğu zaman ben söz istedim ve kendilerine yaptıklarını hatırlatarak buna rağmen biz Yunanistan'da bayrağımız altında yarışmak istediğimizi belirttik. Kendilerinin orada bize verdiği cevap bunun hukuki bir boyutu olduğu ve araştırılıp bizim orada yarışmamıza yönelik bir mücadele verecekleri yönündeydi. İkinci aday da Polonya'ydı. Almanya'da oluyor bu olay. 6 ay sonra İspanya'da ikinci kongrede, tabii oradan indiğimiz zaman başkanın bana söylediği eğer böyle bir şey gerçekleşmezse yarışamayacağımız, Polonya'nın tercih edileceği. İspanya'da Polonya tercih edildi oylama sonucunda. Kendinizi çok iyi hissediyorsunuz. Yani bir ülkesiniz ve orada varsınız ve temsil ediliyorsunuz. Yani diğer ülkeler de orada, siz de oradasınız. Güzel bir sonuçtu bizim için. Yani şimdi sözünüzü kesiyorum. Aslında birçok başarıları saydınız biraz önce federasyon olarak. Daha da var tabii ki, sayacağız bunları ama şimdi bizi izleyen izleyicilerimiz diyecek ki hadi canım, bu kadar başarılar mı vardı da biz niye duymadık? Hemen buradan basına çok görev düşüyor. Ben her programda bunu söylüyorum. Basın bence bunları daha fazla duyurması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bayağı güzel sporcularımız var. Emekleri var bu spora karşı tabii ki. Onları biraz daha motive etmek için daha fazla yaymamız gerekiyor bu tür haberleri diye düşünmekteyim. Neden duyulmuyor peki? Ne yapmamız gerekiyor?
Şimdi sizler sayesinde, sizin gibi insanlar sayesinde bugün burada olduğu gibi çok güzel bir tanıtım bizim açımızdan. Çünkü bu işin manevi zorluklarının yanında maddi zorlukları da var. Ve bunlara göğüs geriyoruz sporcularımız. Federasyonumuz elinden geldiğince destek olmaya çalışıyor. Ama en büyük motivasyon, biraz önce de sizinle konuşurken değindiğimiz noktadaki gibi, gazetede bir sporcunun fotoğrafıyla derecesi çıktığı zaman güzel bir şekilde, bu müthiş bir motivasyon. Evet. Kendisi için, ailesi için, çünkü sporcunun yanında aile de bu meşakkatli yolda yürürken müthiş bir destek görüyor. Yani gerek anne baba, gerek kardeş, gerek eş ya da nişanlı, ki biraz sonra Cevat buraya gelecek, anlatacaktır size yaşadıklarını. Çünkü müthiş bir stres, müthiş bir disiplin. Yani sabır isteyen bir spor ilk önce. Düşünün ki masaya oturuyorsunuz, siz kendi yemeğinizi çıkarıyorsunuz. Gidiyorsunuz işte herhangi bir restoranta, masaya oturuyorsunuz, herkes tatlısına kadar yiyor ama siz yanınızda getirdiğiniz pilavınız, haşlanmış tavuğumuz, brokoliniz, onu çıkarıp yiyorsunuz. Yani bu kadar dikkatli, çünkü orada yiyeceği yemeğin bile... Ülke için bunu yapıyorsun. Kendin için bunu yapıyorsun. En önemli de bu. Şimdi kendisini ikinci plana aldığını söyleyebilirim. Bu ülkeyle ilgili bir şey. Yani bu çocuklar oraya gittikleri zaman hocam bayrağı getirdin mi diye sorabiliyor. Yani kendisi ikinci planda. O bayrağın orada dalgalanması, o podyuma çıkıp KKTC'nin adını söyletebilmeleri onlar için büyük bir gurur. Bu sizin dediğiniz gibi en azından bir nebze olsun motivasyonu alabilmesi açısından. Belki ileride bu tabii ki gazetelerde veyahut basında veyahut görsel medyada yayınlandığı zaman belki de sponsorlar çıkacaktır. Çünkü ne kadar yayınlanırsa o kadar çok talebin artacağını düşünüyorum. En azından sporcularımızın tanıtımı yönünde. Ve maddi boyutu da düşünün ki bir sporcu... O zaman yani tabii ki federasyon olarak ihtiyaç var. Bu tür devletin de katkıları var ama dıştan gelen sponsorlara da kesinlikle, kesinlikle. Yani federasyon nasıl üzerinden peki? Olabilir, sporcuya bireysel olabilir. Yani yardım çok basit mu? Şeyler, çok basit. Zaman zaman sürekli olan bir şey değil. İşte bir sporcuya bir sponsor buluyoruz. Ama çok basit şeyler olabilir. Yani düşünün ki bir sporcu günde yaklaşık belki de 20 tane yumurtayı tüketebiliyor. 20 yumurtanın beyazını tüketebiliyor. 1 kiloya yakın tavuk göğüs temiz yiyebiliyor. Veyahut et en temizinden yemek zorunda. Yani yağsızından, temiz derken yağsızından. Yani en basitinden bir kasap ya da bir tavuk ya da bir yumurta sponsoru bile olsa düşünün ki büyük bir külfet. Yani günde 20 yumurta ayda 600'e eşitleniyor. Yani rakamsal olarak büyüyor. Bu bile büyük bir katkıdır çocuklarımız için. Bu bağlamda demin söylediğiniz olaya gelecek olursak. İşte Türkiye şampiyonlukları inanılmaz boyutta. İkincilikler, üçüncülükler, dördüncülükler. Bunun yanında çocuk fitness olarak işte Türkiye'de son geçtiğimiz aylarda 5 kategorinin 4'ünün birinciliğini aldık. Ve diğerlerinin de 2. 3. 4. aldık. Tekrar yurt dışında Avrupa'ya gidildiği Avrupa şampiyonasında 1. 3. 4. çocuk fitness'ten bahsediyorum. Dünyaya gidildiği dünya 2. dünya 4. Tarık Mustafa dünya şampiyonu WBFF'te. Aynı dönemde Şefik dünya ikincisi, Mustafa Behlül dünya ikincisi. Yakup Çavuşgil'i söylemiştim. Cevat'ımız Avrupa'ya gitti. Geçen Kasım ayıydı yanılmıyorsam. Kasım ayında dünya üçüncüsü, Avrupa üçüncüsü. Müthiş bir gurur bizim için. Bu sene Las Vegas'ta dünya şampiyonasına katıldı. Çok çok iyiydi. Gerçek anlamda çok iyiydi. Benim çocuğum olduğu için belki duygusal yaklaşırım ama sporcum çocuğum diyorum. Yanlış anlamayın. Sporcum olduğu için duygusal yaklaşırım ama günün sonunda çok çok iyiydi. Çok kaliteliydi. Fotoğraflarını görseniz zaten hak vereceksiniz. Dünya üçüncüsü oldu ve profesyonel kategoriye terfi etti. İlk profesyonel kategoriye terfi eden Tarık Mustafa'ydı ki şu anda Kasım ayındaki Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Londra'da düzenlenecek olan. İkincisi de Cevat oldu ve bu da bizim için müthiş bir gurur. Bunun ötesinde geçenlerde şeydeydik, Yalova'daydık. Türkiye Şampiyonası'nda Sami Hamidi Türkiye şampiyonu oldu. Aynı zamanda Sami Hamidi Avrupa'da Avrupa ikincisi gelmişti. Emre Özkaram, 20 yaşında bir çocuğumuz daha, şimdi çok hep genç. Erkekleri sayıyoruz. Bayanlarda tabii ki Sultan geçmiş soyadını biliyorum. Şu anda eşinden ayrıldı. Sultan Sarıtaş'tı o zaman. Sultan şu anda bilmiyorum soyadını. Çok özür dilerim kendisinden. Sultan arkadaşımız Türkiye şampiyonluğu var. Türkiye ikinciliği var aynı şekilde. Katılım nasıl peki bayanlarda? Bayanlar şimdi şu anda Kasım'ın ikisinde bizim şampiyonamız var. Şu anda bildiğim kadarıyla salonlardan 7-8'in üzerinde bayan var ki hazırlanıyor bu yarışmaya. Bu da bizim için çok çok önemli. Onu da dile getireyim. Onu da dile getireyim. Neden önemli? Dünyada şöyle bir kavram var. Türk'üz, Müslüman bir ülkeyiz
Müslüman ülke bakış açısı vardır. Bayanlarla birlikte yarışmaya gittiğimiz zaman tamamen değişir bu bakış açısı. Yani bu bizim için çok önemli, bayanların da katılması, ki şu anda çok değerli, çok kaliteli bayan sporcularımız var. İnşallah bu yarışmada o cesaret olayını da aşarak oraya katılacağız. Suzan arkadaşımız var mesela, o da çok başarılı bir sporcumuz, çok yönlü bir sporcu. Hem fitness'te hem de bilek güreşinde, aynı zamanda atletizmde de Suzan. Bilek güreşinde de Türkiye üçüncülüğü olan bir arkadaşımız. Bizim bir de bilek güreşi branşımız var. Türkiye ikinciliği, üçüncülüğü, dördüncülüğü aldığımız branşlar var. Federasyonumuz çatısı altında çok branş var. Ve bu branşlarda da çok kaliteli ve değerli sporcularımız var. Ve gerçek anlamda dünyada ve Türkiye'de çok çok güzel başarılar elde ettiler. Sizin söylediğiniz gibi belki çok başarı saydım ama çok kolay elde edilen şeyler değil bunlar. Yani çok meşakkatli, çok çalışma gerektiren ve ben gençlerimize ve ailelerimize de çağrıda bulunuyorum. Bütün hayatlarını etkileyecek bir spor dalı bu. Düşünün ki gece erken yatıp dinlenebilmesi gerekiyor. Yani 8 saat uykusunu almazsa yaptığı egzersizin ya da yaptığı beslenmenin hiçbir değeri ve hiçbir anlamı yok. Çok güzel dinlenmesi lazım. Çok güzel beslenmesi lazım. Çok iyi bir egzersiz yapması lazım. Bu üçünün 24 saatte planlanabilmesi müthiş bir disiplini getiriyor. Bu disiplin de hayatın her noktasında sizi başarıya taşıyor. Yani sadece sporda değil, çalışmada da bir yönetici olduğu zaman neleri nasıl yapabileceğini, nasıl bir disiplin içinde çalışabileceğini çok iyi bir şekilde bilip başarabiliyor. Dolayısıyla ailelere çağrım. Şu anda biz çocuk fitness'ten başlayarak yukarıya doğru sporcularımızı taşıyoruz. Kaç yaşında peki seçmelere 6 yaşından başlayabiliyoruz. Şu anda biz yavaş yavaş çocuklarımızın seçmelerini yapıyoruz. Pilot okullar belirlendi, kreşlere indik. Çünkü gittiğimiz ortamlarda gözlemlediğimiz, altyapınız yoksa her şey yüzeysel kalıyor. Köklerinizi lazım yere salabilirsiniz. Ve bu bağlamda işte şu anda yaptığımız binanın en büyük temel amacı da çocuk yaşta seçmelerimizi yapıp o çocuklarımızın yeteneklerine göre daha üst basamaklara taşıyabilmek. Yaptığımız bu tamamen bizim. Bu bağlamda da çok değerli kulüplerimiz var. Neval Hoca'nın Nev Fitness Kulübü. Şu anda arkadan Tarık Hocam'ın kulübü geliyor. PAMS Spor Kulübü. Ve biz bunları daha ileriye taşımak için böyle çalışmalar yapıyoruz. Çok konuştum, kusura bakmayın. Söyleyecek çok şey var. daha da söyleyebiliriz. Çünkü dolu doluyuz. Çünkü federasyonumuz çok çalışmalar yapıyor. Daha çok yayınlanmasını istiyoruz. Bunun değerinin anlaşılmasını istiyoruz. Yok ki kendi namımıza, çocuklarımızın, sporcuların namına. Çünkü çok emek veriyorlar. Sahip çıkalım yani. Aynen öyle. Aynen öyle. Doğru çıkalım. Kelime bu. Doğru kelime. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Yeah, when I'm at the mall, security just can't fight them all. And when I'm at the beach, I'm in a speedo trying to tan my cheeks. This is how I roll, come on ladies, it's time to go. We headed to the bar, baby, don't be nervous. No shoes, no shirt, and I still get service. Watch! Girl, look at that. Sporcularımız azimle çalışıyor. Peki, bir de halterden bahsetmek istiyorum. Bu halter sporu bizim ülkemizde ne kadar yaygındır? Hep halter dediğimiz zaman Türkiye'de Naim Süleyman olayı aklımıza gelir. Peki var mı bizim ülkemizde bu spora yaygınlık? Bizim biliyorsunuz temel branşlarımızdan biri de halter. Halter ve vücut geliştirme ve bu çatı altında da fitness. Halter konusunda büyük bir yatırıma ihtiyacımız var. Şu anda çünkü hiçbir altyapımız yok. Aynı zamanda antrenörümüz yok. Olimpik bir spor olmasından dolayı bizim için çok değerli bir spor dalı. Ancak biliyorsunuz ülkemiz şartlarında yapılabilecek olan yatırımlar. Dolayısıyla öncelik verdiğimiz nokta hazırda elimizde olan işleyebileceğimiz işte vücut geliştirme, fitness ve bilek güreşi. Daha az maliyetli, daha uzun vadede daha çok getirisi olan ülkemize ve federasyonumuza branşlar üzerinde durduk. Ancak halterle ilgili olarak da çalışmalarımız var. Proje aşamasında çalışmalarımız var. Maddi olanaklar bulduğumuz anda onları da hayata geçirmeyi planlıyoruz. Evet.
Şu anda bir salon var, bitme aşamasında. Evet. Bu salondan da bahsetmek istiyorum. Evet. Biraz önce bahsettiğim gibi dünyada gözlemlediğimiz olay şudur. Altyapı çok çok önemli. Altyapıya önem verdiğiniz zaman kısa vadeli değil uzun vadeli çalışmalarla ki bu minimum 5 yıllık olması gerekiyor ki biz 20 yıllık bir süreci hedefliyoruz. 5 yılla 20 yıl arasında ki çok daha iyi bir şekilde kaba tabirle hasatın olabilmesi, en iyi şekilde hasatın olabilmesi için. Bu bağlamda da elimizi demin de söyledim taşın altına ama tamamen biz bütünüyle kayanın altına girdik. Bir ağırlığın altına. Devletimiz sağ olsun bize bir yer gösterdi. Ancak onlarla konuştuğumuz, yaptığımız protokolda tamamıyla kendi öz varlıklarımızla yapılacak olan bir bina şartıyla bize o yer verildi. Biz de şu anda binamız 3 ay önce başladı. Tamamen çelik konstrüksiyondur. Adamızda ilk kez yapılan bir bina tarzıdır. Öğrendiğimiz kadarıyla. 2 katlı bir bina. 420 ve 420 ise toplamda 840 metrekare iç alana sahip. Ancak bunun dış alanlarıyla birlikte çocuk fitnesin dış alanlardaki etkinlikleri de aynı zamanda yürüyüş ve koşu parkuru çevresinde şu anda yapılmış vaziyettedir. İlerleyen zamanda tartana dönüştürmek istiyoruz. Üçüncü etapta da ikinci etap dış alanların düzenlenmesi, üçüncü etapta da biliyorsunuz ülkemizde olmayan bir nasıl anlatayım? Şu şekilde anlatayım. Ben babamın rahatsızlığından dolayı bu noktayı daha çok araştırdım. Ötesinde de bir adım ileriye geçip projelendirdik. Şu anda ülkemizde sakatlıklar yaşayan insanlar var. Örneğin bir diz eklem ya da bel ya da boyun. Bunların fitness yapmasından ziyade doktorlarımız yüzmeyi tavsiye ediyor. Ancak yüzmenin dışında da yapabilecekleri suyun içerisindeki fitness hareketleri, kendilerini rahatlatıcı suyun kaldırma gücünü kullanarak daha çok güçlendirici, eklemleri güçlendirici hareketlere yönelik yüzme havuzu değil, bunların özel bir havuzu var. Ona yönelik bir çalışmamız var. Üçüncü etapta böyle bir projemiz var. Bunu da yapmayı planlıyoruz. Ki halka da açık olacak sanıyorum. Tabii halka açık olarak planlıyoruz. Güneyde bir tane gidip gözlemledik. Çok şey bir sistem değil. Çok basit bir asansör sistemiyle tamamıyla engelli olan insanlarımız da bu asansörle suyun içerisine indirilip uzman kişiler tarafından çeşitli hareketler yaptırılabiliyor. Bu eksikliği tespit ettik. Ve bu eksiklik yönünde de bir yatırım yapmayı planlıyoruz. Yeter ki aktif hale getirip bu salonu çalıştırmaya başlayalım. Bir şekilde döner sermayeyi oluşturup yatırımlarımızı yönlendirebilelim. Çünkü biraz önce de söylediğim gibi her şeyi devletten beklemek bence biraz tembellik gibi geliyor bana. Biraz da biz kendimiz elimizi taşın altına koymamız gerekiyor. Yapabileceklerimizi yapabileceğimiz son noktaya kadar taşımak gerekiyor. Burada yeri gelmişken bu noktada çok çok büyük destek manevi ve maddi olarak federasyonumuza destek veren Spor Bakanlığımıza, Sayın Serdar Denktaş'a, Spor Müdürümüz Hüseyin Cahitoğlu'na inanılmaz özveriyle, her türlü spor alanında özveriyle çalışan, bize de hak ettiğimiz ölçüde değer veren, manevi mi maddi olarak, manevi boyutu çok çok daha üst düzeyde, Sayın Müdür Muavimiz Mustafa Sütçü Bey'e, Dış İlişkiler Amirimiz Sertaç Bozatlı'ya, yani inanılmaz biliyor musunuz? Çok müthiş bir ekip var. Bu ekip öyle güzel çalışıyor ki her yönden kendinizi güçlü hissediyorsunuz. Yani çıktığınız yolda hissediyorsunuz ki arkanızda bir güçlü ekip var ve bu ekip sizi destekleyecek. Gerek bakanımız gerek müdürümüz, müdür muavinimiz, dış ilişkiler çok güzel çalışıyor. Onun için hepsine de sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum buradan. Biz de onları utandırmamak için biliyorsunuz federasyonlar gönüllü kuruluşlar. Gönüllü arkadaşlarımla çok güzel bir ekip oluşturduk ve var gücümüzle çalışmaya çalışıyoruz. Sizlerin sayesinde de halka ulaşmaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin diyoruz biz sizlere o zaman. Çok teşekkürler. Sağ olun. Hey, pull up, pull up. Sound a bumps and the place a full up. Sexy girl that me can't get enough. Girl a good on pie that me love. I murder when me step in the club. Select that to the top in the soul. Send from above, we tell them.
ediyoruz. Sayın Tarık Mustafa ile birlikteyiz. Efendim merhabalar, nasılsınız? İyidir, sağ ol. Evet, ülkemiz adına birçok başarılara imza attınız. Neler söylemek istersiniz? İşte ben 2007'de geldim Kıbrıs'a. İngiltere'de ben doğdum da geldim Kıbrıs'a, yerleştim buraya. Bir spor salonu açtım. Yarışmaya katıldım. 2010'da bir milli takım seçimleri vardı da ona katıldım. Bir yarışma vardı da çok beğendim. Böyle ondan sonra hiç durmadım. Yani hep... Neydi peki bu başarıları? Biraz bize anlatabilir miydiniz? Zaten bu sporu çok severim. İngiltere'de de yapardım ama yani normal insan gibi giderdim salona da çalışırdım. Yani salonum yoktu İngiltere'de. Ama şu geldim buraya da açtım salon, öyle çok beğendim. Hem de şu yarıştım da yani ülkemin ismine çok hoşuma gitti. İstedim daha iyi de yapayım. Evet. Öyle devam ettim. Ne yapmak gerekiyor? Baktığımız zaman birçok gençler, Kıbrıslı Türkler, yaz geldiği zaman, deniz mevsimi geldiği zaman hemen spor salonlarına koşarlar. Evet. En çok yaptığımız yanlışlardan bir tanesi de budur. Ne tavsiye edersin? Ne yapmaları gerekiyor bu spora daha iyi, daha başarılı olabilmeleri için? Şimdi bu spor sadece yaz için değil. Değil. Onu lazım bilsinler ama yani bu sporda lazım çok disiplinli olasın. Yani diyet, beslenme çok önemlidir. Hem de işte çalışma, her şey yani. Evet. Bir de sabır gerektiren bir iş, devamlı böyle sabır dediğiniz gibi beslenmenize çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çok, evet, evet. Yani bu bir artık yaşam amacınız olması gerekiyor. Aynen. Peki öyle. Siz neler yiyorsunuz, nasıl besleniyorsunuz? Normalde mesela yarışmaya hazırlamazsam, yani ben sağlıklı yerim. Mesela hiç kavurmuş yemek yemem. Şeker çok çok az, belki sadece hafta sonları. Ama şu diyete geçerim mesela yarışmaya hazırlayacaksam, o zaman normalde hep öyle haşlanmış yerim. Ne kadar sürer peki o? 3 ay ama formuna göre. Mesela iyiysen, çok az yağ varsa vücutta tabii daha az zaman gerekir ama normalde aşağı yukarı 12-10 hafta öyle bir şeyler. Peki yarışma bittikten sonra nasıl oluyor? O günün acısı sanıyorum. Ben o soruyu da yaşadım. Hemen öyle abartmayacaksın, her şeyi yiyeceksin, öyle bir şey yapaman. Yavaş yavaş gene vücut tanısın. Mesela şekeri çok küçük, öyle az yiyeceksin. Yavaş 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 da öyle her şeyi alamam birden. Evet. Şok olur vücut da, kötü bir şeydir. Evet. Peki buradan gençlere neler söylemek istersin? Yani sağlıklı kalsınlar, hiç ilaç, öyle bir şeyler kullanmasınlar, hep normal, doğal olsunlar, beslenmeyi baksınlar, öyle iyi yesinler. Hem de unutmaz. Doğru kişilerle çalışsınlar, aslında bu da çok önemlidir. Tabii. Doğru antrenörlerle, doğru salonda olmaları gerekiyor. Çünkü biraz önce dediğimiz gibi hep deniz zamanı geldiği zaman, yaz geldiği zaman. Sadece yaz değil ama, gireriz. tabii. Yes. Aynen öyle. Sadece yaz değil yani bu spor. 12 ay senede öyledir. Evet. Unutmalım spor salonu sahipler. Mesela çoğu gençler bize bakarlar. We like the idol. Hani bize devamlı soru sorarlar. Bana Tarık abi, ben nasıl senin gibi olabilirim falan filan. Bizde de çok şey var. Lazım doğru yolda. Örnek olmanız da gerekiyor aslında. Evet. Peki var mı belli bir tarih şu anda yarışmaya katılma için, bir tarih var mıdır önünüzde? Evet, inşallah 8 Kasım'da İngiltere'de yarışacağım. Tabii bizim ülkemize gene. Ona hazırlarım kendimi şimdi. Ama işte benim için de çok büyük bir şey. Yok sadece şu ülkemize yarışacağım ama bütün ailem İngiltere'de kalırlar. Hep arkadaşlarım İngiltere'de kalırlar. İnşallah çok insan gelecek. Bayraklarından izlesinler beni de, iyi olacak inşallah. Başarılar diliyoruz biz size. Çok o teşekkür zaman. Ettim. Thank you. Çok teşekkür ettim. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Yeah, when I'm at the mall, security just can't fight them all. And when I'm at the beach, I'm in a speedo trying to tan my cheeks. But this is how I roll, come on ladies, it's time to go.
Sporcumuz, başarılı sporcumuz Sayın Cevat Yıldız'la birlikteyiz. Efendim merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, iyiyim siz? Teşekkür ediyoruz. Evet, ben hep merak ediyorum, nasıl keşfedildin? Hep var ya öyle yıldızı parlayan insanların, ben hep böyle özgeçmişini, öncesini merak ediyorum. Nasıl bu spora merak saldın, bu kadar güzel başarıları nasıl elde ettin? İşte 2012 yılında askerden çıktığımda, işte kardeşimle ilk görüşüm zaten. O bana, ben ona söyledim, spora gitmek isterim dedim, biraz kilo aldım. Ben nereye gidebilirim? Abi dedi bana, o PAMS'a gitti dedi. Oradan hocası dünya şampiyonu oldu. Hem sana yardımcı olur dedi orada, salonda. Tarık hocayla. Hele tamam dedim, hiç düşünmedim. Ertesi gün hemen çantamı hazırladım öyle. Abim dedim, hadi spora gidelim. Öyle heveslendi. Peki şimdi bir var şey mı vardı yani. Öncesinde başka bir spora? Tabii futbol oynardım, falan. Atletizm yaptım. Kısa dönem yani. Yani vardı spor geçmişim. Zaten sakatlandıktan sonra bıraktım sporu. Sonra asker eğitim zaten. Orada bir sene askerlik yaptıktan sonra işte salonla başladım. Burada Tarık Hoca ile tanıştım. Aşağı yukarı öyle bir sene, bir ay bir diyete girdim yani sıkı bir diyete. Hatta Tuğba Hoca ile de... Kaç kiloydunuz peki yani bayağı bir askerden şişman denilecek kadar mıydınız? Yok, çok biraz yağlandıydım yani. 93 kiloydum ama biraz yağ vardı. Şimdi de 93 kilo ama daha çok kastır. İşte bir aylık kısa bir süre sonra işte Tuğba Hoca karın derslerine falan girmeye başladım. Hatta ona söylerdim, Tuğba Hoca karnım çıkacak mı falan diye. O da bana hep şey derdi yani, merak etme, senin çok iyidir genetiğin. Yani biraz sıkı bir diyetle çok iyi bir vücut yapabilin yani. Genetik de çok önemli. Tabii genetik de çok önemli. Bir ay sonra Tarık abi yanıma geldi. Hatta barda oturduk, bar köşesinde. O bana şey dedi, ayım dedi, kendi ülken adına yarışmak istemez misin yani? Ben sana inanırım dedi. Sen ileride dünya şampiyonu olacaksın. Çok kısa bir süre içinde. Tarık Bey o ışığı siz de gördünüz. Evet, ki. Evet. Benim tabii biraz öyle yani dünya şampiyonu yani hani bizim gibi bir ülke yani KKTC sonuçta ambargo var ve dünya şampiyonu özellikle KKTC adına yarışmak biraz böyle rüya gibi geldi bana. Sonra inanamadım. Daha sonra araştırdım tabii ki bizim federasyonumuzun bazı şeyleri, bölümleri yani bu şeye açıktır yani yarışabilme imkanımız vardır diye. Bir gece arkadaşımla beraber kahvede otururken yani dedim ki yapabiliriz yani bu şeyi, ne için olmasın. Yani öyle bir şey de var içimde, spor aşkı. Dedim en azından bitmesin yani. Ertesi gün geldim, direkt arkadaşımla Tarık Hoca'ya konuştuk. Yani yapabilir miyim bu sporu dedik ve başladık öyle. Yani gerisi geldi işte. Şimdi buradayım. Ne kadar zamanını aldı peki? Çünkü sabır isteyen bir spor. Biraz 4 önce ay... de konuştuk Ali Bey ile de tabii ki. Neler yaptın? Yani bu güzel vücuda nasıl sahip oldun? 4 aylık gibi kısa bir, uzun bir süredeyim daha doğrusu. Uzun bir sürede diyete girdim. Çok sık antrenman programı yaptım. Günde 2 defa, bazen 3 defa antrenman yaptım. Yani açıkçası insan anatomisiyle, fiziğiyle oynar yani. Resmen böyle Lego gibi, buram gelişmedi, buramı daha iyi çalışmam gerekiyor falan. Böyle hani insan vücuduyla resmen oynar. Yani ben atletizm yaptım, futbol oynadım. Yani hiçbir sporum, yani iradenle bu kadar yüzleşmedim yani. Diyet dönemi, daha önce de Ali Hoca bahsetti, bir yere gidersiniz. Yani bir ortamda sadece senin kendi yemeğini getirin. Yani herkes yağlı yemekler, şekerli şeyler yerken sen haşlanmış patates. Hiç arada yok, yapamam. Yani belki yapamardım ama ben kendi açıma söyleyeyim, hiç yapmam yani. Yapmamışsın. Peki biraz bu
başka ülkelere gittin. Bayağı başarıları, evet, başarılar elde ettin. Biraz bahseder misin? İlk nerelere zaten katıldın? İlk KKDC Halter Vücut Gelişimi Federasyonu milli takım seçmelerine katıldım. Orada birinci geldim. Oradan milli takıma seçildim. Kısa bir süre içinde Avrupa Şampiyonası vardı. Oraya hazırlandım. Orada işte İngiltere'de oldu Avrupa Şampiyonası. İlk defa düzenlendi. Gerçekten çok güzel bir ortam vardı orada. Yani ilk defa orada yarıştım. Orada Avrupa üçüncüsü geldim. 46 kişi içinde. Daha sonra işte 6-7 aylık bir aradan sonra Dünya Şampiyonası vardı Las Vegas'ta. Oraya çok istedim. Yani zaten bizim hayalimiz oydu. Yani amaç oydu. Yani gidip dünya şampiyonu olmak. Sağ olsun federasyonumuz da her konuda destekledi beni. O da Tarık Hoca da, Ali Hoca da sağ olsun. O da güvendi bana. Çünkü kolay değil yani Amerika'ya gidip orada yarışmak. Yani bugün bu şartlarda normal bir insan Amerika'ya gitmesi. Tabii çok da bütçe isteyen, konuştunuz zaten bu konuyu. Çok da bütçe ister. Sadece benim hazırlanmam ayrı bir dert. Yani o da Tarık Hoca sağ olsun. Her konuda yardımcı oldu. Oraya gidip orada ya, yani ben Ali Hoca yani başkanımız çok yardımcı oldu federasyon olarak da. Oraya gidip yani uçak biletini, otel parası yani her şey içinde bütün her şeyimi çok iyi karşıladılar bana. Hep eksiksiz yani evimdeymişim gibi hissettim. Zaten konuştuk Ali Hoca'dan. Çok teşekkür ettim ona yarışmadan önce de. Çok iyi baktı yani. Biz Ali Hoca yani düşün biz ayaklarımızı dikerdik odada. Adam yani o sıcakta ki Las Vegas'ın sıcaklığı. Yani gerçekten insanlar üstü çıplak gezer yani. O sıcakta bize gidip yemek ayarladı, yemek şeyleri. Yani çok yardımcı oldu bize her konuda. Ve başarı böyle geldi yani. Evet. Dünya üçüncüsü geldim orada. 56 kişi içinde. Çok güzeldi yani, rüya gibiydi. Oradaki yarışmalarda neydi seni etkileyen ya da fark neydi? Var mıydı böyle ilgini çeken farklı yaşadığın olay? Avrupa Şampiyonası'nda ilk, yani bunu hiç unutamam. Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü geldiğimde ben yani ismim çağrıldığında ben sahneye çıkmadan önce Turkish Republic'in o dönem Cyprus'ları yani birçok insan Cyprus'u belki bilebilir ama Türk tarafının yani iki taraflı olduğunu belki bilmeyebilir. Danimarkalı bir arkadaş, dördüncü gelen bir çocuk bana sordu da nerelisin diye ve ben düşün onlara anlattım yani bir cumhuriyet var ama iki ayrı toplumdur yani iki devlet ve anlattık yani ve çocuk öğrendi. Daha sonra ödülleri aldıktan sonra arka platformda bir kişi daha yanıma geldi ve tebrik etti beni. Hangi ülkedensin falan dediğimde o Danimarkalı çocuk öğrendi ve ona açıkladı bizim yerimizi. Yani ne, yani böyle böyle gelişir yani ülkemiz tanınır. Bunu hiç unutamadım yani. Evet. Sonuçta ülkemizi temsil ederek yani güzel bir şeydir bu. Evet, peki devletten destek, katkı görüyor musun? Çünkü bayağı bir şekilde ülkemizi temsil ediyorsun. KKDC'yi evet, çok güzel bir şekilde tanıtıyorsun. Tabii ki kesinlikle federasyonumuzdan ve devletten yardım alırım. Özellikle Hüseyin Cahitoğlu'na çok teşekkür ederim. Sayın Hüseyin Cahitoğlu da onun da maddi manevi her türlü desteği olmuştur bize. Yani ama sadece tabii devletin ve federasyonumuzun yardımı diye sonuçta devlet federasyonu bizim yurt dışlarına gitmemize, orada konaklamamıza, beslememize hep yardımcı olur. Ama bunun dışında ondan öncesi de çok önemli yani hazırlanma dönemimiz. Maalesef en büyük sıkıntımız sponsorluk. Yani evet, Ali Hoca'yla konuştuk biraz önce. Yani evet, yemeniz gereken birçok sadece yemek, ben besleme ve özellikle saplamanın çok para harcanan yani anormal derecede para harcanan şeyler var yani. Ama işte hiçbir destek görmüyoruz yani sponsorlardan, iş alanlardan. Kimse elini taşın altına sokmaz yani böyle şeylerde. Yani destek sonuçta bekliyoruz ülkeyi o zaman. Tabii yani Las Vegas'a gidip yani dünyanın göz önünde olan bir şeyde ülkenizi bayrağı temsil ediyorsunuz ve hiçbir şekilde buradan sponsorluk anlamında destek yok. Yani ben İngiltere'de yarıştım. Yani orada Reflex var sponsor girebilecekti bana ama burada yaşarım diye son anda iptal ettik onu yapamadılar. Yani bunun gibi dünyada çok var yani her sporcu hatta benim yarışımda bile dördüncü gelen Lee Konstantin var arkadaşım. Yani o düşün Optimum marka yani çok büyük bir marka. Protein markası ona sponsor girerdi düşünüyorum. Yani öyle insanların arasından biz çıkıp onlar dördüncü de üçüncü gelebiliyorsak bu başarıdır yani bence. Ha, yani ama o kadar maalesef güzel cevherleri var ki bizim ülkemizde. Birçok tabii ki iş adamları da var. Evet. Yani siz değil onlar aslında sizin ayağınıza gelmesi gerekiyor. Buradan hemen buradan çağrıda bulunalım. Mutlaka hemen bu gençlere destek olalım, destek çıkalım. Peki buradan gençlere neler söylemek istersin? Bu sporu yapmak isteyenlere ya da yapanlara gördüğün kadarıyla nedir yaptıkları yanlışlar? Şimdi bu spora başlamadan önce Tarık Hocam da bana söyledi. Yani eğer bu sporu yapmak istersen kesinlikle bir kişiyi dinle. Yani her kafadan bir ses çıkarsa kesinlikle kafan çok karışır. Yani biri sana bunu yeder, öbürü başka bir şey yeder. O antrenmanı böyle yapma, şöyle yap derse sen hep karışır. Yani daha önce
bir arkadaşım, ismini vermeyeyim, podyuma çıkmadan önce bir şeyle karşılaştı. Yani gelmiş biri şeker verdi ona. Yok ben şeker yemem dedi falan. Atlı karıştı. Öbürü karbonhidrat yüklemesi yaptı falan böyle. Çocuk hiçbir şey yapamadan yani. Bir anda öyle kafa karışıklığı sahneye çıktı. Yani bu tarz şeyler çok olur böyle. Yani onlara tavsiyem, bir antrenörünüz varsa onu dinleyin. Yani ve bilinçli insanlarla çalışın. Yani bu sporu yaparsanız hayatınız kesinlikle düzene oturur yani. Çok disiplin isteyen bir spordur. Sonuçta uykunuza, beslenmenize, yani günlük hayatınıza, kötü alışkanlıklardan uzak durursunuz. Alkolden, içkiden, sigaradan, her türlü şeyden. Yani benim tavsiyem... Topluma hayırlı bir evet, vatandaş olursunuz yani bu sporu yaparsanız. Evet. Yani buradan herkese de çağrıda evet, bulunalım. Dediğiniz gibi doğru kişilerle çalışılsın. Kesinlikle. Peki ben biraz da bu doping olayına değinmek istiyorum. Bu kullandığımız ilaçlara değinmek istiyorum. Hep böyle çevremizde görüyoruz böyle gençleri, böyle gayet güzel vücutları var. Evet. Kesin işte bu ilacı kullanıyor, kesin bu hapı kullanıyor. Sizin için de belki diyenler de evet, vardır. Buradan nasıl bir açıklama yapmak istersin? Var şimdi mı ben kullandığınız bir şey? Yok, biz genelde supplement ağırlıklı. Sonuçta bir şeyler kullanmak zorundasın ama supplement dediğimiz yani bu protein gibi mesela. Herkes proteini ilaç olarak gösterir yani. Yanlış bir şey değil. Protein tamamen gıda takviyesidir. Mesela ben antrenmandan çıktıktan sonra hemen yemek yapıp da yemem. Yani vücudun olan proteine falan ihtiyacı var. Onu hemen bir şey protein yapıp içebilirsiniz yani hemen kana karışsın diye. Ama bazıları bunu ilaç olarak düşünür. Ya da mesela vücudunu görürler. Çok iyi bir vücut yaptın ama kimse senin geçmişine dönüp de o 4 aylık 5 aylık süreçte neler yaşadığını, nasıl antrenman yaptığını, nasıl beslendiğini düşünmeden hemen bu adam ilaç kullandı, hemen onu aldı, böyle yaptı falan. Ya ben o insanlara tek bir şey söylerim. Eminim o insanlar bunu yapamadı yani ve sana hemen leke atmaya çalışır. Yani öyle çok kulak ardı etmem yani öyle şeyleri. Ha. Sonuçta bundan öncesini yap, bu 4 aylık 5 aylık süreci bir yaşa, ondan sonra konuşalım yani evet, konuyu. Peki var mı şimdi belli bir tarih yarışma için? Yani şu an biraz dinlenme aşamasındayım. Ama herhalde seneye bir şeyler olabilir. Evet. Bakalım. Peki, şu an ufukta yok yani öyle bir şey. Peki son olarak neler söylemek istersin? Son olarak federasyonumuza çok teşekkür ederim. Tarık Hoca'ya. Yani üzerimde emeği geçen herkese, aileme çok teşekkür ederim. Yani bu başarı sadece benimle gelmez yani antrenör, federasyon. Bir de çok şanslısın çünkü şans da var bunun içinde. Çünkü doğru insanlarla çalışıyorsun. Evet, evet çok şanslıyım. Tarık Hoca, evet. Ali Hoca yani sana çok, sahip çıktılar. Kesinlikle. Ben bunu gördüm yani. Zaten burada aile gibi olduk. Evet. Başarı da böyle geldi yani. Öyle evet, söyleyeyim. O evet, zaman biz de sana başarıların evet, devamını diliyoruz. Teşekkürler, sağ olun. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Yeah, when I'm at the mall, security just can't fight them all. And when I'm at the beach, I'm in a speedo trying to take 4:39 and 4:41, please. In the house.
who will take the top spot and become our newest WBFF Pro? Thank you, gentlemen. You may exit the stage. Outstanding. Evet. Şu anda başarılı sporcularımızla birlikteyiz. Nasıl bu başarıları elde ediyor? Tüyoları alacağız. Tabii ki antrenörümüz şimdi bize bahsedecek. Cevat'ı nasıl hazırlıyorsunuz? İlk aşamalardan nasıl geçiyor? İlk bisikletle mi, koşuyla mı? Şimdi hafta hafta değiştirdiğim programı. Mesela bugün omuz çalışacak. Çalışmadan önce lazım ısınasın. Hep eklem yeri ısınsın. Biz öyle 10-15 dakika ısınacak. Koşuda normalde kırbaç da verelim de vuram yine ama şanslıdır bugün. Aynen öyle ama biraz ısınacak, ondan sonra geçecek, başlayalım spora. Evet hocam, şimdi ne yapıyor peki Cevat? Şimdi omuza başladık, bu omuz prestir. Kaç defa yapması gerekiyor peki bunu? İşte hafta hafta değişir ama mesela ilk başladığın zaman da biz başladık 4 set 15 tane tekrar. Setlerin arasında öyle 30 saniye dinleneceksin, öyle bir şeyler. Evet, şimdi bütün sırları da vermeyelim aslında. Neler yapıyorsunuz, bu başarının sırrını da böyle izleyicilerimize söylemeyelim de, değil mi? Evet, şu anda Cevat ne yapacak? Gene işte bugün sadece tek bölge çalışacak, hep omuz çalışacak. Bu hareket şimdi şu Cevat gösterecek size, yanları yapar, evet. Çalıştırır. Biz kaçalım buradan. Biz vurmasın bize. Unutma, bunu yaparken mesela nefes alacaksın, nefes vereceksin. Alacaksın, vereceksin. Bu da çok önemlidir. Hem de doğru yapasın hareketi. Yani herkes zanneder şu hep ayrı lazım çalışasın ama o çok yanlış bir şey. Lazım düzgün yapasın böyle, daha faydasını göreceksin yani. Şimdi tabii ki bütün sporların başında her zaman bir ısınma hareketi vardır. Cevat evet. Da onu tabii ki onun öncesinde kameraya yansımadı bu ama bayağı bir ısındı. Şimdi şu anda neler yapıyoruz? Şimdi gene shoulder press yapacak. Bu normalde öyle büyüme içindir. Büyüdesin omuzlarını. Ama tabii şimdi Cevat çok ağır basmayacak. Kaç kilogram? Bu şu anda 40 kilogram. Bar 20 kilogramdır, olimpik bar. Ve 10 kilo, 40 gram, kilogram. Normalde Cevat bunu yapar bir elinle ama bir... Tamam. Hadi abi. Ben de şu seçtiğim aletlerimi çok uğraştırdım. Şu iyi alet alasın, o da çok fark eder. Çoğu aletler mesela yanlış yaparlar aletleri. Sen denen çalıştırasın aleti de sakatlayabilin kendini. Bu da çok önemlidir. Şimdi mesela Cevat çalıştıracak trapezlerini. Ama her hareketin doğrusu var. Bilmezsen bana sorsan, git sor birine da yardımcı olsunlar sana. Sen denersen kendin yapasın. Yani yalnız başına yapmasınlar. Kesinlikle. Kesinlikle. Bile hafif kiloda sakatlanma evet. Yeah. Hem de çok olur yani. Burada kesinlikle geri dönüşü yok. Aynen öyle. Aynen öyle. Arabim. Evet. Bir programın daha sonuna geldik. Buradan neler söylemek istersiniz son olarak? Ben öncelikle çok teşekkür ederim. Gününüzü ayırdınız. Ekibinizle burada geldiniz. Önce kamera önünde size, bir de diğer arkadaşlarımıza kamera arkasına çok teşekkürler. Bizim için çok iyi bir motivasyon oldu sporcularımız için. Federasyonumuzun tanıtımı açısından çok güzel oldu. Çok teşekkür ederim. Devamını dilerim. Branşımız çok. Farklı branşlarda da inşallah birlikte oluruz. Daha da güzel programlar yaparız. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Evet, son olarak neler söylemek istersin? Ben de Hoca'ya katılıyorum. Yani başarılarımıza değer verdiğiniz için, yani bize değer verdiğiniz için çok teşekkürler. Ya ben de söyleyeyim, çok teşekkür ettim. İnşallah bizim arkamızda gençler, onlar da bu yolda seçecekler de ülkemiz daha başarılı olsun. Ben size tekrardan başarılar diliyorum. Bir de tebrik etmek istiyorum. İnanılmaz derecede çok büyük bir salon burası. Görmediğim aletleri ben burada gördüm.
mutlaka bir uğrasınlar. Çok ferah bir yer ve doğru kişilerle çalışsınlar diyorum. Ve ben her zaman programın sonunda mutlaka o sporu yapmaya çalışıyorum. Çünkü şimdi ben de kapanış olarak bunu yapmaya çalışacağım. Bu nedir? Bir sizden bilgi alalım. Cevat senin hoca olacak şimdi. Şimdi hemen o zaman mikrofonu böyle verelim. Ne için? Geniş. Bu? Evet, sırt antrenmandır bu. Kanatlar için evet. İsterseniz tek tek de çekebilirsiniz, çift olarak da. Evet, bu şekilde. Bu şekilde. Sen çift alabilirsin. Çift tut. Buradan tutayım. Evet, öyle. Ya, nefes vereceksin, çekeceksin eli böyle. Evet. Göğsün dik kalsın. Evet. Bak kasla çıktı hemen. Atlayın. Evet. Nefes alıp vermeyi de alınma. Walking down the street and my new the freak, yeah. This is how I roll. Animal print pants out control. It's Red Bull with the big ass fro. And like Bruce Lee, I got the clout, yeah. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. When I walk in the spot, yeah, this is what I see. Everybody stops and is staring at me. I got passion in my pants and I ain't afraid to show it, show it, show it, show it. I'm sexy and I know it. Sexy and I know it. Yeah. When I'm at the mall, security just can't buy them all. And when I'm at the beach, I'm in the space. Ama ağırlığı görmüyoruz. Ağırlığı görmüyoruz. Kameramanımız yoktu. Yok kameramanımız. Bildiğin destek. Çok iyi. Hocam şimdi yönetmenimiz İstilenmiş. Ama ilk önce tabii ki kot pantolonla gömleğine spor yapılmaz. Böyle ya tabii alamak. İlemde o da milli takımı seçecek. Daha ister beni çalıştırayım kendini. Bir öyle anlatır bana. Olabilir, olabilir. Ölüyorum da.